önce hiç kendi fotoğraf makinenizi yapmak istediniz mi? Cevap evetse bu video size göre. Çünkü bu videoda neredeyse hepsi evde bulunan malzemelerle kendi iğne deliği fotoğraf makinemizi yapacağız. Malzeme listesini zaten birkaç gün önce yayınlamıştım. O yüzden hazırsanız hemen başlayalım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçı videosuyla karşınızdayım. Ve bugünkü videoda Nisan ayının sonlarına doğru yaralan iğne deliği fotoğrafçılık gününe hep birlikte hazırlık yapacağız. Bunun için neredeyse malzemelerin tamamı evde bulabileceğiniz şeyler. Dışarıdan almanız gereken tek şey sanırım fotoğraf filmi olacaktır. En başta da söyledim, zaten malzemeleri birkaç gün öncesinde yayınlamıştım. O yüzden eğer hazırsanız hemen makineyi yapmaya başlayabiliriz. Malzemelerimin hepsini buraya topladım. Birkaç gün önceki paylaşımı kaçırmış olabilecekler için şöyle çok hızlı bir şekilde tekrar sayacağım. Tabii ki ihtiyacımız olan bir fotoğraf filmi ve bir boş kartuş, siyah elektrik bandı, normal bant, cetvel ve siyah kalem. Mümkün olduğunca kalın bir kalem olsa iyi olur. Maket bıçağı, normal makas, bir tane metal kutu, kutudan şu kadar falan bir parça kesmemiz gerekecek. Kibrit kutusu bu makinenin gövdesi olacak. Bir tane karton parçası, ben eski bir film kutusunu kullanacağım. Bir de filmi yapıştırırken zorlanırım diye düşünüp şöyle bir plastik parça aldım. Bu bir oyuncağın bir etiketinin parçası. Çok gerekli bir şey değil ama benim işime yarayacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim yapıma. Şunları şöyle birazcık kenara alacağım. Öncelikle tabii ki kibrit kutusunun içerisini boşaltmak gerekiyor. Sonrasında bir şurayı çizeceğiz. Sonrasında şuraya küçük bir kare çizmemiz gerekiyor. Bu tarafa ise daha büyük bir kare çizmemiz gerekiyor. Ve bu aslında bizim pozlama alanımız olacak. O yüzden ben mesela şöyle daha büyük bir şey yapacağım. Pozlama alanım bu kadar. Normal standart bir fotoğraf boyutu gibi olsun istiyorum. Ama isterseniz biraz daha küçük de yapabilirsiniz. Sonrasında bir maket bıçağı ile bu çizdiğimiz kare kısımları dikkatli bir şekilde kesmek gerekiyor. Aşama siyah bantla bunun etrafını bantlamak. Ama bir de aslında siyah kalemle içini boyamak da gerekiyor. Birazcık daha ışık geçirgenliğini önlemek için. O yüzden de önce boyamak benim için sanırsam ki daha kolay olacak. Masanızı boyamak istemiyorsanız tabii ki alta başka bir malzeme, bir şey koyabilirsiniz. Olabildiğince, kalemin yettiğince bunun içinde boyayacağım. Kısım bu. Sonrasında birazcık kes yapıştır yapıyoruz. Bu arada çok önemli bir parçayı unutmuşum tabii ki. Bir adet iğne gerekecek. Onu da alıp geliyorum hemen. Evde iğne bulamadım ama şunun arkasındaki iğne işimi görecektir. Fotoğraf çekeceğimiz yer şurası olacak. Yani metal kutudan kestiğim parça. Bunun ortasına
gerçekten iğneyle bir delik delmemiz gerekiyor. Şöyle, burası fotoğrafı çekeceğimiz yer. Sonrası biraz önce söylediğim gibi birazcık daha kes yapıştırla ilerleyecek. Öncelikle şunun etrafına biraz bant koyalım. Bunun etrafına bant koymamızın sebebi fotoğraf çekerken şu kestiğimiz yerdeki yamukluklar çekimi etkilemesin. Birazcık daha düzgün çıksın. Ben de boş film demiştim. Yeni film olarak burada Phantom yazdığına bakmayın. Ben sarma HP5 Ilford kullanıyorum. Ondan sardım içine. Bu taraftaki ise sadece şöyle ucunda pay olan bir film. Bu bir taraftan diğer tarafa taşımak için gerekecek. Onun dışında bir de tabii ki makinenin ön çerçevesini şuraya hazırlayacağız. Onun için de şuradan iki parça karton keseceğim. Bir tanesini biraz daha büyük kesiyorum ve bunun da ortasına bir kare alan kesmek gerekecek maket bıçağıyla. Altına daha önceden kalan şu çöp gibi olan parçayı koyacağım ki masayı kesmeyeyim. Öncelikle bunu şuraya yapıştıracağız. Önemli olan şuradaki deliğin burayı açık bir şekilde görmesi, yani deliğin kapanmaması gerekiyor. Tekrar batırmamın tek sebebi arka tarafının açık olduğunu hissetmek, buradan tam görülmediği için. Sonrasında şunu yine orayı açık bırakacak şekilde bu sefer sadece 3 tarafından bantlayacağız. Demin 4 tarafından bantlamıştık. Çünkü burası bir nevi bizim deklanşör mekanizmamız olacak. Hop. Önünü kapatmak için de şöyle ekstra bir karton kullanacağız. Şuraya çok az daha bant koyacağım kaymasın diye. Çekim yaparken burayı açıp kapatarak çekim yapacağız. Şimdi gelelim filmi bantlamaya. Öncelikle iki filmi birbirine bantlamak gerekiyor. Bunu normal bantla yapabiliriz. Sonrasında
ben bir parça da şu plastikten keseceğim. Bu düzgün kesebilirsem eğer. İnanılmaz gerekli bir aşama değil. Ama biraz önce söyledim, benim hayatımı kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü şöyle biraz uzun keseceğim. Sonra fazla gelirse kısaltırım. Bunu da şuradan birazcık dışından bantlayacağım. Çünkü filmi sararken etrafı bantlı olacak bunun. Ve içimden bir ses o bant filmi zorlayabilir diyor. Bu bantın filmin kendisine yapışmasını önleyecek. Şu tarafa çektim. Sonrasında bunu da şurasını yapıştırıp iyice. Hatlarıyla makinem hazır. Artık tek yapmam gereken ışıktan korunaklı hale getirmek. Bunun için de tabii ki siyah elektrik bantını yine kullanacağım ve olabildiğince etrafını, her tarafını kapatacağım. Birazcık esnek olduğu için de rahatlıkla şöyle iyice bastırıp aralarına girmesini sağlayabiliyorum. Makine hazır. Videoya başlarken bu süreci bu kadar zor yapacağımı düşünmemiştim. Ama fotoğraf makinemiz bu. Çekim yaparken biraz önce gösterdim. Şurayı havaya kaldıracağım. Sonrasında indireceğim. Dışarıda çekim yaparken 1 saniye hava aydınlıksa yeterli olacaktır. İçeride çekim yaparken 10 dakikaya kadar uzun pozlama yapabilirim. Süresi birazcık değişiyor. Sararken de şu Velvia tarafına saracağım. Ve şu an ortadaki çizgiyi görüyorsunuz, şu filmin çarklarını 1,5 tur atana kadar saracağım. 1,5 tur
tam bir fotoğraf boyutu olacak. O yüzden çekim yaparken ona dikkat etmek gerekiyor. Hangi hizada olduğuna bakıp 1,5 tur atacak kadar sarmak gerekiyor. Sonrasında film bittiğinde normal film banyosu yapacağım. Peki sonuçlar nasıl çıkacak? İşte o bugünkü videonun bir parçası değil. Çünkü Nisan ayında Dünya İğne Deliği Fotoğrafçılık Günü var demiştim. O güne özel çekeceğim videoda paylaşacağım sonuçları. O yüzden henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu makineyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi halde umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.